Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Windows yüklü olup da hiç açılamayan ama içinde önemli bilgiler bulunan bir bilgisayardan bilgileri nasıl kurtarırız? Onu kısaca anlatacağım. Önümde bulunan bir bilgisayar, Asus marka bu bilgisayarda Windows 10 yüklüydü. Bir güncelleme sonrası kendi kendine resetlemeye başladı ve hep bu ekrana dönmeye başladı. Biz bu ekranı hiçbir şekilde geçemiyoruz. Yeniden başlatıyoruz. Gelişmiş seçeneklerdeki onarma seçeneklerini deniyoruz ama hiçbir şekilde geçmiyor. Bunun sonucunda bizim içindeki bilgileri kurtarmamız gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Kısaca anlatacağım. İçinde bunun C diskinde SSD, D diskinde de normal şöyle eski tip hard disklerden bulunuyor arkadaşlar. Ben içindeki hard diski söktüm çünkü içindeki acil bir bilgiye ihtiyacım vardı. Onun için onu söktüm. Şu anda gördüğünüz gibi daha notlu bir bilgisayar zaten. Benim bu SSD'de bulunan masa üstündeki dosyalar çok önemli. Onları kurtarmam gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Bu iş için size gerekli olan iki şey var. Öncelikle bir tane flash bellek hazırlayacaksınız arkadaşlar. Ben hazırladım. Şu şekilde üzerinde yazdım. USB boot yazdım ben kendim. Şu USB bootlu bir flash bellek hazırlıyorsunuz. Bu bir boot programı nedir arkadaşlar? Active Boot Manager diye bir program var. Active Boot Manager. Ben açıklama linkini, programın ismini ve linkini yazacağım. Bu programı indiriyorsunuz. Bu programın USB'yi kurtarma USB'si oluşturma seçeneğinden aynı benim şu oluşturduğum şekilde bir kurtarma USB'si oluşturuyorsunuz o programın kendisinden. Daha sonra ben bunu bilgisayara takıyorum. Kurtarma yapacağım bilgisayara takıyorum. Bu flash önemli. Active Boot Manager diye bir program var. Onunla oluşturdum ve USB'mi takıyorum. Genellikle 2.0 USB'ye takıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında içindeki bilgileri ben kurtarıp alacağım bir hard diske ihtiyacım var. Bu bir USB bellek olabilir ya da şey olabilir. Böyle büyük bir hard disk olabilir. Gördüğünüz gibi benim harici hard diskim. Onu da USB'sine taktım. Veya bilgisayarın kendi içindeki hard diski takılı olsaydı ben oraya da kopyalayabilirdim. C diskindeki bilgileri kopyalayabileceğim bir hard disk de temin ediyorsunuz. Onu da takıyorsunuz. Ben onu da taktım. Active Boot Manager ile oluşturduğum USB boot flash'ımı da taktım. Hazırladım. Taktım. Şimdi bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Bilgisayarımız yeniden başlar başlamaz F2 seçeneği ile boot seçeneklerine erişmeye çalışıyorum. Sizin bilgisayarınızın markası Asus olmayabilir. Sizinkinde F12 olabilir, F7 olabilir. Bilgisayarınızın markası ve modeline göre boot seçeneklerine hangi tuşla girildiğini bilmeniz lazım. Benimkinde F2 ile BIOS'a girip daha sonra şuradaki boot menüsüne erişiyorum. F8 ile direkt de girebilirim normalde. Boot menüsüne tıklıyorum. Boot menüsünden benim flash belleğimi seçiyorum. Oluşturduğum flash belleği ve flash bellekle cihazı o kurmuş olduğum flash belleği hazırlamış olduğum bilgisayarım USB bellekle şu anda açılmaya başladı. İşte gördüğünüz gibi Active Boot Disk programı. Bu bootlu bir program. USB'den başlıyor bu program. Bunu indirebileceğiniz adresi daha önce de söylemiştim. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Bir tane boş bir flash bellek bunun. Boyutu çok büyük değil. 4 GB bile yeterli oluyor bunun için. Daha sonra başlattığınızda bu ekran gelir. Biz bu ekrana hemen Enter basıp tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi başlat menüsü bulunan, birçok aracı bulunan bir kurtarma programı diyebiliriz arkadaşlar. Birçok işi biz bununla yapıyoruz. Hatta şu Active Password Changer ile biz unuttuğunuz Windows şifrelerini de kırabiliyoruz. Bizim işimiz bugün de dosya kurtarma. Hemen dosya kurtarma menüsü için başlatına tıklıyoruz. Şurada Utilities kısmında Explore My Computer yazan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bilgisayarınızın içinde bulunan CDE önemli olan dosyalarınızın bulunduğu disk bölümleri geliyor. Arkadaşlar şu ASX-C yazan benim şu bilgisayarım Asus'un kurtarma yapacağım bölüm bu. Ulaşmaya çalıştığım bu. Evet tıklıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kullanıcılar her şey burada. Ben nerede user kısmında şu Recep klasörünü kurtaracağım. Bunun içindeki masaüstünü, belgelerimi kurtaracağım. Ne yapıyorum? Recep kısmından masaüstünü kopyalıyorum veya öbürlerini. Bana sadece masaüstü lazım olduğu için masaüstünü kopyaladıktan sonra kopyalamayı yaptıktan sonra şöyle geliyorum. Benim flash'ımın takılı olan harici hard diskimin içine geliyorum. Harici hard diskim de buradaydı. Ben onu daha önce oluşturmuştum şu şekilde. Gelip buraya önceki kurtardıklarımın yanına az önce de kurtardığım için aynısı mevcut. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu anda aynı dosyaların yedeğini ben alıyorum. Daha sonra bilgisayarımı kapatıyorum. Flash belleğimi çıkartıyorum. Başka bir yerde takıp bilgilerin kurtarıldığına emin olduktan sonra bu bilgisayarıma format atıyorum. Bilgilerimi bu şekilde kurtarmış oluyorum. Ben bu videoda hangi
sürümünü kullandım. Şurada yazıyor. Active Boot Disk 10.01'i kullanmışım. Tabi lisanslı olacak arkadaşlar. Lisanslı olmazsa bu kurtarma işlemi yapamıyorsunuz. Dosyalarımı şu anda sanki Windows ortamındaymış gibi bir yerden bir yere kopyalayabiliyorum. Active Boot Manager dediğimiz program birçok işe yarıyor. İşte az önce demiştim, password kırmaya da yarıyor. Diskleri analiz edip onlar düzeltmeye de yarıyor. Birçok özelliği mevcut. Sizinle kısaca yapacağınız iş bu arkadaşlar. Özetleyecek olursak, bir tane Active Boot Manager yüklü bir USB flash bellek, dosyalarınızı kopyalayacağınız bir harici hard disk ve bilgisayara bunları takıp başlatmak ve kullanmak. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.